2018 yılında yapmış ol, yapmış olduğumuz çalışmada 2008 ve 2017 yılları arasında Artvin İtfaiye Müdürlüğü'nün köy yangınlarına müdahale raporlarını incelediğimizde 89 adet köy yangınının meydana geldiğini görmüş bulunmaktayız. 89 tane yangın içerisinden Seyitler'in, Seyitler köyünün ön planda olduğunu, birinci sırada yer aldığını, ikinci sırada ise Berta köyünün yer aldığını, yani Orta köyün yer aldığını tespit etmiş bulunmaktayız. Yangın raporlarını incelediğimizde karşımıza çıkan öncelikli veri bölgede ahşap yapılaşmanın inşa malzemesi olarak kullanılması. Harici olarak evlerin bitişik nizamda yani üst üste veya yakın mesafelerle bir araya gelmesi, evlerin yan konumlan konumlan ıı, konumlarda oluşturulması. Bundan kaynaklı olarak da yangının meydana gelmesiyle beraber diğer evlere sirayeti gerçekleşebilmektedir. Öncelikli olarak yapı malzememiz karşımıza çıkmakta. Ahşap kullanımıyla beraber yangının hızlı yayılmasını sağlayabilecek bir yanıcı maddeyi ortamda bulundurmuş oluyoruz. Burada yapı malzemesini değiştirmekte, inşa malzemesi olarak, harici olarak ise yapı malzemesini daha dayanıklı hale, kimyasal madde veya cilalar kullanarak daha dayanıklı hale getirmemiz gerekmektedir. İnşaatlardan kaynaklı olarak da bu sefer 2-3 ve daha fazla katlar meydana gelebiliyor. Alt bölgelerinde e, kültür gereği Ahşap yapılaşma, merek kavramı ön plana çıkmakta. Ot saman depolaması, hayvan yemi depolaması yapılmakta. Bunlar da herhangi bir kıvılcımla karşı karşıya geldiğinde hızlı bir şekilde alevlenip tutuşabilmekte diye söyleyebiliriz. Onun haricinde bölgelerin ulaşım elverişsizliği, olayın meydana gelmesiyle beraber itfaiyenin olay yerine ulaşması ve yangının söndürülmesi, kontrol altına alınması zaman kaybına sebep olmakta. Ulaşım elverişsizliği ön plana çıktığında bizim için önemli olan olayın ilk anında itfaiyeciler tarafından, gönüllü itfaiyeciler tarafından özellikle müdahalesinin ilk etapta gerçekleştirilebilmesi. Gönüllülük dediğimiz kavram bölgede bulunan gençlerin, köyde bulunan gençlerin hızlı bir şekilde olaya ilk müdahalesini yapabilmesi. Bunun için de eğitimlerinin, gönüllü itfaiyecilik eğitimlerinin tamamlanması gerekiyor. Harici olarak köylerimizde İnşaat tarihlerine baktığımızda eski evlerin bulunduğu ve bu eski evlerde elektrik tesisatlarının günümüz standartlarına uygun olmadığını düşünüyoruz. Uygun olmayan elektrik tesisatı günümüzün teknolojik aletleriyle beraber kullanılmaya başlandığında bizim için yanma ve yangın riskini ortaya çıkarabilmekte. Elektrik tesisat alt yapısı bu noktada güncellenmeni veya tekrardan yenilenmesi gerekmekte. Tabii köylerde öncelikli olarak elektrikle ilgili Kişinin, kişilerin uzman olan kişilerin bölgede elektrik tesisatını kurması bizim için önemli. <laughs>